Arkadaşlar merhabalar 11. sınıf akademi serisinde daire konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda daire konusunda çemberin çevresinden bahsetmiştik. Şimdi ne yapacağız? Dairede alanı giriş yapacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dairenin alanı konusuna başlamadan önce öncelikle size ufak bilgiler vereyim. Bu konuyu iyi bir şekilde yapmak istiyorsanız iki şeye dikkat edeceksiniz. Birincisi şu. Önceki anahtar kelimelere dikkat edeceksiniz. Yarı çapı bulacaksınız. Yarı çapı bulmak çok önemli. Önceki uzunluk bilgileriyle. Merkez teğet çektik. Merkez kiriş çektik. Teğetler birbirine eşit. Çemberler birbirine diyorsa merkezleri birleştir. Tabi olmazsa olmazımız bir de en güzel çizim yarı çap. Bu bilgiler kesinlikle ama kesinlikle unutulmayacak. Daire alan konusunu yapmak için bu bilgi şart. Birincisi bu. ikincisi de şuraya yazıyorum. Bu konuda bütünsel düşünce tarzı çok önemli. Bütünsellik daha doğrusu çok 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 önemli. Şimdi bütün bahsedeceğim. Öncelikle dairenin alanında diye söyleyeyim. Dairenin alanının formülü pi r kare. Evet bu kadar. Pi r kareyi bilen tabi öncelikli olarak bir formülde pi r kare var ya sen yarı çapı bulacaksın. Yarı çapı da eski bilgilerle bulacaksın. Ve bir de bütünselliği bildiğin zaman ne yapacaksın? Bu konuyu çok rahat bir şekilde yapacaksın. Dairenin alanı zaten çok basit. En basit kısmı pi r kare. Hocam bütünsellik derken ne demek istiyorsun diye sorabilirsin. Kardeşim Cevaplar öyle bir şey çıkıyor ki. Hani 9 pi eksi 27 kök 3 ya da 32 kök 3 bölü 2, 32 kök 3 bölü 3, 32 kök 3 bölü 3 eksi 8 pi gibi bir şey değerler geliyor. Bu cevapları görecek gördüğün zaman şu hissiyata kapılabilirsin. Ya ben bu cevabı bulabilecek şekilde kapasiteli bir öğrenci değilim diyebilirsin. Çünkü aynısını ben söylüyordum. Ama bir baktım ki sonradan işin içine girince daire alan sorularının iki satırda çıktığını gördüm. Bilemedin en fazla 3 satırda çıktığını gördüm. Neyi düşünerekten dairenin alanı pire kare. Öncelikle yarıçap bulacaksın. Sonrasında bütünsellik. Bütünsellik dediğimiz nasıl? Mesela atıyorum şöyle bir şey. Bir kare var ve karenin içerisinde de şöyle bir daire var mesela. Dairenin alanı değil de şuradaki alanları sorarsa işte bütünsel dediğim olay burada düşüneceksin. Buradaki alana ait bir formül yok. Buna ait bir formül arama. Bütünsel düşüneceksin. Bütünden beyaz alanı çıkartacaksın. İşte beyaz alan hikayesi de burada çok önemli. Yani bütünden parçayı çıkartacaksın. Yani dairenin alanı çıkartacaksın. Karenin alanından neyi? Dairenin alanı çıkarttığın zaman işte o garip cevaplara ulaşırsın. Ve o garip cevaplarda genelde iki satırda çıkıyor. O yüzden bütünselliği sakın ama sakın unutma. Tabi eski bilgilerinde sakın ama sakın unutma. Bu konu bu bilgiler ışığında çok kolay geçecek. Hiç merak etme. Hadi bakalım şimdi sorulara başlayalım. Şimdi yarıçaplarının oranı 3 olan iki dairenin alanları toplamı. Birinin yarıçapı çapı R iken diğerinin yarı çapı 3 R olsun mesela. Alanları toplama. Birinin alanı pi R kare diğerinin alanı pi R dediğimiz aslında 3 R oldu bu sefer. 3 R'nin karesi oldu. Bunların toplamı da 40 pi verilmiş. 9 bu 9 pi R kare artı pi R kare 10 pi R kare eşittir 40 pi yaptı. Pi'ler buradan gitti. R kare de buradan 4'e eşit oldu. E, R kare 4 ise R'yi de buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Küçük dairenin yani küçük daire dediğimiz yarı çapı R olanın çevresi isteniyor. Yani 2 pi R isteniyor. R yerine 2 yazınca da çevremiz ne yaptı? 4 pi yaptı. Evet örnek 12 böyle çemberin çevresinde böyle teka ettiren güzel bir soru olmuş. Örnek 12 ne bulduk? 4 pi bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Yukarıda birbirine ABC noktalarına teğet olan 3 çember verilmiştir. O1 merkezde AB çaplı çemberin yarı çapı R1. Evet bunun yarı çapı R1 denmiş. E hocam burası da aynı yarı çapı değil mi? Eş çemberler dememiş. Dikkat et O2'nin şeyi de R2 verilmiş. O zaman büyüğün yarı çapı ne oluyor? Büyüğün çapı 2R1 artı 2R2 yaptığına göre büyüğün yarı çapı da R1 artı R2 mi yaptı? Evet. Bizden de R1 çarpı R2 isteniyor. Şimdi bütünsel isteyeceğim. Bak bununla ilgili bir formül yok. Bütünsel düşüneceksin. Büyük alandan beyaz alanları çıkartacaksın, taralı alanı bulursun. Taralı alan 16 pi verilmiş. 16 pi. Neye eşit? Büyük alandan, büyük yarıçapı r1 artı r2 değil mi? Pi r1 artı r2'nin karesinden neyi çıkartacağım? Küçüklerin alanlarını çıkartacağım. Pi r1'in karesini eksi pi r2'nin karesini çıkartacağım pi parantezini alırsam 16 pi eşittir pi parantezinde r1 artı r2'nin karesi r1'in karesi artı 2 r1 r2 artı r2'nin karesi eksi burada r1'in karesi eksi r2'nin karesi yaptı. Şunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Buradan P'ler de birbirini götürdü. O zaman şurası ne yaptı? Devamını getireyim. 16 neye eşit oldu? 2 r1 çarpı r2'ye eşit oldu. E o zaman R1 çarpı r 2de de buradan neye eşit oldu? 8'e eşit oldu. Yani örnek 13 bizden de R1 çarpı R2 isteniyor. Cevap 8 çıktı. Geldik örnek 14'e. Şimdi şekilde O merkezli çemberin AB çapının uzunluğu 4 kökki olarak verilmiş. AB çapı 4 kökki ise yarı çapı ne yaptı? 2 kökki yaptı. Şimdi O noktasında AB'ye teğet olan CD çaplı K merkezli çember veriliyor. A, bunlar da birbirine paralel verilmiş. Tamam. Bunlar birbirine paralel. Bir kere merkez var teğet var çek dik yapsak. Şimdi bu çap ya DC çaplı ya merkezde çektik yapsak 90 derece. Hocam bunları paralel vermiş. O zaman burası da 90 derece mi? 90 derece. E şimdi ne yapacağım hocam ben? Hocam şuradaki yarım daireden bak bütünsel düşünüyoruz. Buradaki yarım daireyi çıkartacağım. Yani tam dairenin alanı pi kare ise yarım dairenin alanı ne yapar? Pi kare bölü 2 yapar. Çeyrek dairenin alanı ne yapar? Pi kare bölü 4 yapar. E o yüzden ben buradaki dairenin yarıçapını bulacağım. Bizim en etkili silahımız yarıçap çizmek değil mi? Evet. Al sana yarıçap. Yarıçap uzunluğu ne? Büyüğün yarıçapı 2 kökki. E yazdık. E hocam bunun yarıçapı ne? E burası da R. R, R, R kökki olacak. Hatta R buradan ne gelir o zaman? 2 gelir. O zaman büyük yarımdan yani pi 2 kök 2'nin karesi bölü 2'den küçük yarımı çıkartacak olursak pi 2'nin karesi bölü 2'yi çıkartacak olursak, bütünsel düşünürsek sonuca ulaşır mıyız? Ulaşırız. Burası 8 bölü 2'den 4 pi yaptı eksi. Burası da 4 bölü 2'den 2P'yi yaptı. Cevap da böylelikle ne gelir? 2P'yi gelir. Örnek 14. Taralı alan isteniyor. Cevap 2P oldu. Geldik örnek 15'e. Bütünsel düşüneceğiz. Tüm yamuğun alanından beyaz alanı yani dairenin alanı çıkartacağız. Dairenin alanı için ne lazım bize? Uzunluk bilgileriyle yarı bulmak kalıyor sadece. Hadi bakalım. Çemberin merkezi burası olsun. Bir kere 2 ise burası da 2 midir? Evet. Burası 2 ise burası da 2 midir? 8 ise 8'dir. Burası 8 ise teğet uzunlukların birbirine eşitliğinden burası da 8'dir. Bir kere biz ikiz kenar yamuk gördük burada. Çembere biraz sonra gelirim. İkiz kenar yamukta biz ne yapıyorduk? Hop şu dikmeler bizim için önemli miydi? Evet hocam. Çünkü bu dikmeleri çizdiğimizde şu dikmeler çok önemli. Şuradaki parçalar birbirine eşit oluyordu. Hocam şuradaki uzunlukla buradaki uzunluk birbirine eşit olacak. E bunlar bak yukarısı 4 mü? 4. E hocam burası 4. E tamamı bunun 16'ydı. 16'dan 4 çıkınca 12 kaldı. 12 kaldıysa bunlar da 6 6 mı yaptı? Evet. Tekrarlıyorum. Bak burası 8. Bak şuraya kadar 8. Buraya da kadar kadar da 8. 8 8 16'dan 4 çıktı 12. Bunlar da birbirine eşit olduğundan 6 6 oldu. Hatta 6 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgeninden 8'i bulduk. Ben şimdi yamuğun alanını bulabilirim. Eyvallah. Dursun bir kenarda. Hocam çemberin alanını bulmak için yarıçap lazım. E çemberin yarıçapı da merkezdeye çektik. Merkezdeye çektik yapacak olursak bu da yarıçap, bu da yarıçap. E, 2R 8'e eşit. R de buradan kaça eşit oldu? 4'e eşit oldu. Dairenin alanını da bulabilirim. Hadi bakalım yamuğun alanından alt taban artı üst taban. 16 artı 4 çarp yükseklik bölü 2 yamuğun alanı verdi. Eksi dairenin alanı pi r kare bize sonucu verecektir. Bak buradan ne geldi? Şu 20 ile 2 sadelesi 10 yapar. 80 eksi 16 pi diye saçma bir cevabı Tek bir satırda bulduk mu? Bulduk. İşte dairede alan bu kadar basit arkadaşlar. Eski bilgilerin ağırlıklı olduğu bir konu. O yüzden bu konuda sakın ama sakın korkma. Hatta burada dairede alanı görmeyen arkadaşlar da bu konuyu işte bu şekilde eski bilgileri çok kullandığımız için çok rahat bir şekilde yapar diye düşünüyorum. Geldik örnek 16'ya. Şekilde ABC eşkenar üçgenin O merkezi çevrel çemberi verilmiştir. ABC üçgenin alanı. Arkadaşım ABC üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4 değil mi eşkenar üçgenin alanı? Yani burası 36 kök 3 olacak. Kök 3'ler gitti. 4 ile çarpı 144. A kare 144 ise A'yı da böylelikle 12 buluruz. Yani bir kenar 12 oldu. Dairenin alanı isteniyor. Yani eşkenar üçgenin çevrel çemberini bulacağım. Çevrel çemberin merkezi, işte çemberin merkezi, açı ortayların kesim noktası hep aynı nokta değil miydi? Evet. Sen buradan bir dik çizdiğinde bu 6 6 olur. Çevrel çemberin merkezi tam bu yükseklik üzerinde olmak zorunda. Çünkü hepsinin merkezi aynı yerdeydi. Yükseklerin kesim noktasında. İç açı ortayların kesim noktasında. Hatta burası da 30 burası da 30. E merkez burasıysa bu da yarı çap yaptı. Bu arada 30'un karşısı 6 ise şurası 6 kök 3 yapar. E hocam burası k iken burası 2k. 3k eşittir 6 kök 3 k'yı buradan 2 kök 3 olarak buluruz. R dediğimizde 2k o da 4 kök 3 mi yaptı? Evet. Dairenin alan isteniliyor bizden. Alan o zaman pi r kare. Yani 4 köküçün karesi olacaktır. 16 çarpı 3 48. Cevap 48 pi yaptı. Evet pi yerine de herhangi bir değer yazmıyoruz. Buna da dikkat et lütfen. Tamam. Evet örnek 16 48 pi oldu. Geldik örnek 17'ye. Şekilde bir kenarın uzunluğu 6 santimetre olan düzgün altıgenin bir kenarı 6 santimetre. Düzgün altıgenin şeyi isteniliyor bizden. Eee, hocam neyi bulmamız lazım? Yarı bulmamız lazım bizim. E ne yapacağız o zaman burada? Hocam burada merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik yapacak olursak. E karşılıklı kenarlar birbirine paraleldi. O zaman bu doğrusal olmuş oldu. Ben buradaki şeyi bulacağım arkadaşım. Burası R, burası R. Şu yüksekliği bulacağım. E düzgün altıgen'de her bir açı 120 dereceydi. E hocam şunu bulmak demek. Aslında şunu şöyle çizdiğimiz zaman 120 30-30 olduğundan dolayı burası da 90 oldu. E burası 2R burası da 2R değil mi? Evet. Bir kenar 6'ydı. 6-6 2R'de 6 kök 3'e mi eşit oldu? 30 30 120 üçgeninden. R'de de buradan ne oldu? 3 kök 3 oldu. O merkez dairenin alanı. Pi R kare. Daire kısmı en basit kısımdır. Bizi bir tek uzunluk kısmı belki biraz işlemsel olarak yorabilir. Daire kısmındaki cevap genelde tek satır ya da iki satırda çıkıyor. Bu da kaç çıktı o zaman? 27 pi çıktı. Örnek 17'yi 27 pi bulduk. Geldik. Şuraya. Yukarıda verilen iki çember ve iki eşkenar üçgenden oluşan şekil bir tasarımcının loga çalışmasıdır. Evet şu eşkenar üçgen çevrel çemberi bu eşkenar üçgen çevrel çemberi oldu. A, B üssü, C üssü şuradaki eşkenar üçgenin alanını vermiş bize. A kare kök 3 bölü 4 bir eşkenar üçgenin alanı. 9 kök 3 ise gitti gitti. A kare eşittir 36 ise A'yı böylelikle kaç buluruz? 6 buluruz. Evet burayı 6 bulduk gençler. Şimdi ben burada neyi bulmaya çalışacağım? Burada Büyük dairenin alanını bulmaya çalışacağım. Büyük dairenin bir kenarını falan filan bulmaya çalışacağım. Şimdi burası çevrel çemberi oldu dikkat edersen. Şu küçük çemberin çevrel çemberi oldu. Ben burada çevrel çemberini bulursam bir şeyler çıkacak. Şurası mesela. Hocam şimdi şöyle bir şey yapacak olursam. Bu çevrel çemberi yarı çapı. Bu da çevrel çemberin yarı çapı. Bu da çevrel çemberin yarı çapı. Hocam bu bu, bu, bu birbirine eşit. Bunlar eş üçgen değil mi? Yuvarlak yuvarlak 6, yuvarlak yuvarlak 6, yuvarlak yuvarlak 6 olduğundan dolayı. O yüzden 6'yı gören açı, 6'yı gören açı, 6'yı gören açı eşit olacak. E burada açılar? hepsi birbirine eşitse bunlar da her derece geldi. O zaman bunlar 30-30 geldi. Ya da her zamanki gibi bu açı ortayların kesim noktasında olduğundan dolayı da diyebilirdik buna. Neyse e, o zaman burası ne geldi arkadaşım? 30-30-120 üçgeninden A A ise A kök 3. A kök 3 eşittir. A kök 3 demeyelim şurası r diyeyim bunun yarıçapına r kök 3 eşittir 6 ise r buradan 6 bölü kök 3 gelir kök çarptığım ile çarparsam 2 kök 3 gelir r Evet r'yi 2 kök 3 bulduk r'yi 2 kök 3 bulmamız bu büyük çemberin yarıçapını 2 kök 3 bulmamız ne işimize yarayacak bak dikkat et burada da merkez var teğet var çek, dik yapsam hocam r 2 kök 3 yap bak bu da 2 kök 3 şuradaki de 2 kök 3 olacak şimdi şu eşkenar üçgende bak çiziyorum şuradaki eşkenar üçgende Burası çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezinden şuradan şuraya çizilen iki kök 3 buldum. Bu çevrel çemberin merkezinden buraya çizilen dik aynı zamanda kenar orta dikme merkeziydi ya. E, nereden geliyor tabi o? Şuradaki şeyden geliyor. Hocam bu çevrel çemberin merkezi bunlar birbirine eşit. O yüzden ya da yüksekliğin devamıdır hocam bu. Şimdi kenar orta dikmesi e, merkezden geçen yüksekliktir ya da devamıdır deyip ona göre de işlem yapabiliriz. Oradan yapalım istersen. Hatta buralarında 30 30 olduğunu biliyoruz. Bunlar da 30 30. E 30'un karşısı 2 kök ise 60'ın karşısı kaç yapar? 30'un karşısı 2 kök ise 90'ın karşısı şey yapar. E 90'ın karşısı önemli değil. Eşken üçgenin bir kenarı lazım bana. Büyük dairenin alanı isteniyor. Büyük dairenin yarıçapı lazım daha doğrusu bana. Büyük dairenin yarıçapı da bak ne yapıyor? 30'un karşısı 2 kök üçgen 90'ın karşısı 4 kök 3 yapar. Büyük dairenin yarıçapını 4 kök 3 bulduk. E o zaman en kolay kısım dairenin alanı pi r kare. 4 kök 3'ün karesi. Bak büyüğün yarı çapı 4 kök 3 oldu. Bu da kaç yapıyor o zaman? 48 kök 3 yapıyor. 48 kök yok. 48 pi yapıyor. 4 kök 3'ün karesi 16 çarpı 3 ya. 48 bir de pi'si var. Cevap böylelikle 48 pi yaptı dostlar. Haydi bakalım bir sonraki soru değil. Daire diliminin alanı. Gençler dairenin alanı öğrendik. Dairenin alanı nedir? Pi r kare. Hatta dairenin alanı dedik pi re kare. Şunun alanı pi re kare. Hocam yarım daire olduğu zaman pi re kare bölü 2. Hocam çeyrek daire olduğu zaman ne olacak? Pi re kare bölü 4. Diye 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 böyle gideceğiz mi? Altta birlik daire pi re kare bölü 6 olacak. Peki oradaki şeyi nasıl bulacağız? Şöyle düşün. Bu dairenin alanı pi re kare değil mi? Evet. E, tüm dairenin alanı pi re kare ise o zaman buradaki alanda pi re kare. Tüm alan pi re kareydi. Alfa dereceliği soruluyorsa da alfa bölü 360 katı olur. 360 da pi kare ise alfa da taralı alan. İşler dışlar yapınca pi kare alfa bölü 360 geliyor zaten. Çemberin çevresinde de zaten aynı şeyi uygulamıştık. Hah daire dilimini düşünelim şimdi. Daire dilimiyle ilgili bir soru sorulduğu zaman ne lazım bize? Bir, merkez açı lazım. 2 yarıçap lazım. Ha daire dilimi di bırak daire dilimini bırak daire parçasıyla da alakalı bir şey sorulduğu zaman daireyle ilgili herhangi bir parça sorulduğu zaman da biz daire diliminin alanını biliyoruz ya o dilime ait ya da o parçaya ait daire dilimi oluşturacaksın. O oluşturmayı yaptıktan sonra da işte bütün parça ilişkisinden sonuca ulaşacaksın. Ne demek istediğimi şimdi sorularda daha iyi anlayacaksın. Ama bak dilim için ne önemli? Bir yarıçap önemli. Uzunluk bilgilerinde yarıçap bulacaksın. İki merkez açı önemli. Merkez açı da bazı sorularda özel açılı üçgenlerde çıkabiliyor. 30, 60, 90 ve 45, 45, 90 üçgeni olmak üzere. Ya da buradaki kaç ya da özel olarak bize verebilirler arkadaşlar. Evet bakalım şuna. Mesela burada dilim isteniyor. Hocam e, bana buradaki açı lazım. E, burada kaçı verilmiş? Hop burası 36 ise 72. Merkez açımız 72 yaptı. Dilimin alanı ne olacaktır o zaman? Pi r kare 72 bölü 360 olacaktır. 36'ya bölsen 2, 36'ya bölsen 10, Sonra 2 ile 2 ile sadeleşse 5. O zaman yukarısı 9 pi yaptı. Aşağısı da 5 yaptı. Cevabımız 9 pi bölü 5 yaptı. Evet gençler cevap 9 pi bölü 5 yaptı 19. soruda. Geldik buraya. Bak dilim alan isteniyor. Çekilde O merkezli yarım çember ve kare verilmiş. Şu bir kare. Bu bir kare ise 4 birim 4 birim 4 birim 4 birim. Aa hocam ikizkenar dik üçgen çıktı burada. Şu dilimi bulmak için ne yapmamız lazım? Merkez açıda lazım. Bak özel üçgen 45 derece çıktı. E, yarı çap da lazım bize. Yarı çap 4 değil. 4 dörtken burası da 4 kökü değil mi? Evet. Yarı çap belli. Merkez açı belli. Artık ben dilimi bulabilirim. Pi R re kare. R'miz 4 kökü. 4 kökünün karesi çarpı açımız da 45. 45 bölü 360 bana alanı verir. e Buradan ne geliyor o zaman arkadaşlar? Pi çarpı 32. Pardon. Bazen böyle aksilikler olabiliyor. Şöyle geldim geriye doğru pi çarpı 32 çarpı 45 bölü 360. Şununla şu sadeleşse 8 yapar. 8 ile de, de bu sadeleşse 4 yapar. Cevap da böylelikle ne çıktı? 4 pi'ye eşit oldu. Evet örnek 24 4 pi geldi. Geldik örnek 21'e. Yaşları 6, 9, 11 olan 3 kardeşe anneleri yaptığı 36 cm çaplı pizzayı yaşlarıyla orantılı merkez açılara sahip 3 dilimi ayırıyor. Şimdi yaşlarıyla orantılı 3 dilimi ayırmış. Bir tanesi 6'lık. Bir tanesi 9'luk. Bir tanesi de 11'lik. Burası 6 alfalık. Burası 9 alfalık. Burası da 11 alfalık mı olacak o zaman? Çünkü 36 santimetreymiş yarıçapı da. Anneleri yaptı 36 santimetre yarıçap 36, 36 santimetre çaplı. O zaman yarıçapımız kaç yapacak? 18 yapacak. Pizzayı yaşlarıyla orantılı merkez açılara sahip. Bu şekilde dilinden ayırdı. Ortanca kardeşin alanı soruluyor. İşte şuradaki alan soruluyor. Öncelikli olarak ben buradaki merkez açıyı bulacağım. Toplam 19 şurası 11 20 26. 26 alfa mı yaptı burası? Evet. 26 alfa neye eşitmiş? 360'e eşittir. Alfa da buradan 360 bölü 26 oldu. Olsun. Yapacak bir şey yok. Devam. Devam devam devam. Soruya devam. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Ortanca kardeşi deniyor. Ortanca kardeş pi r kare çarpı alfa 360 bölü 26. Alfa bölü 360 bize neyi verecektir? Sonucu verecektir. 360'lar sadeleşti. Bu pi çarpı 18 çarpı 18 çarpı 1 bölü 26 mı kaldı? Evet. Sadeleştir. 2'ye bölsen 13. 2'ye bölsen 9. Cevap tam sayı çıkmıyor. Her soru tam sayı çıkacak diye bir şey yok. 9 kere 8 72. 9 kere 1 9. 162 bölü 13 şeklinde buluruz. Hatta burası da pi yaptı. Evet örnek 21. Böylelikle 162 pi bölü 13 şeklinde çıktı arkadaşlar. Hocam tam sayı çıkmadı. Ya her soruyu tam sayı şeklinde mi ayıracağız? Bazen de böyle rasyonelli bir şekilde yazalım ki rasyonel sayı çıktığında da afallamayın diye rasyonelli çıktığında gösteriyoruz sorularda. Örnek 21. 162 pi bölü 13 oldu. Geldik buraya. Aa bu soru. Ne yapacağız hocam burada? Bütünsel düşüneceksin. Şimdi dikkat şekilde ABC merkezi birbirine eş 3 çember dıştan teğet olarak veriliyor. Şu çizgiler verilmek zorunda değildi arkadaşlar. Bakın bu çizgiler olmasın soruda. Tamam olmasın. Bu çizgiler olmasaydı bile siz ne yapacaktınız? Çemberler birbirine değiyor hocam. Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir deyince zaten bu üçgeni siz kendiniz de oluşturabilirdiniz. Yani bu çizgiler de verilmeden şuradaki taralı alan sorulabilirdi. Şimdi burada eş çemberler mi bunlar? Evet. Burası R, burası R, burası R, burası R, burası R, burası R. Ne çıktı? Eşkenar üçgen mi çıktı? Evet. Şimdi bütünsel düşüneceğiz kardeşim. Ne yapacağız? Hocam şuradaki eşkenar üçgenin alanından şu dilimi, şu dilimi ve şu dilimi çıkartırsam şurayı bulurum. Neydi? Bütünsellik bizim için önemliydi. Bütünden yani eşkenar üçgen alanından şu dilim, şu dilim ve şu dilim çıkarsa burada kalanı bulurum. Eşkenar üçgenin alanı bir kenarı 2R ya A kare kök 3 bölü 4. Yani 2R'nin karesi kök 3 bölü 4. Eşkenar Eş üçgen alanı. Eksi dilimlerin alanı. Pi R kare 60 bölü 360. Sonra burası böyle. Burası öyle. Burası öyle. Yine eksi pi R kare 60 bölü 360. Yine eksi pi R kare 60 bölü 360 diyeceğim. 3 tane pi R kare 60 bölü 360 yok mu? Çarpı 3 derim. İşte bu da neye eşitmiş? 4 kök eksi 2 pi'ye eşitmiş. Arkadaş buradan ne geldi? 4R kare. 4'ler sadeleşti. R kare kök 3 yaptı burası. Eksi. Sonra şunla şu sadeleşse 6. Bununla bu sadeleşse 2 mi yaptı burası? Evet. Pi R kare bölü 2 yaptı. O da 4 kök 3. Eksi 2 piymiş. R yerine 2 yazarsam. Geliyor mu? Evet. R yerine 2 yazdığımızda geliyor. Çemberin yarı çapı isteniyor. Ya da parantezi alırsın kardeşim burada. Ne parantezini alırsın burada mesela? E hocam R kare parantezine alabiliriz mesela. Değil mi? R kare parantezine alabiliriz. Evet R kare parantezine aldığımız zaman buradan ne geldi? Kök 3 eksi pi bölü 2 geldi. E o zaman burada da şey parantezine alabiliriz. Kök 3 kalması için 4 parantezine alabiliriz. 4 parantezine aldığın zaman kök 3 eksi pi bölü 2 geliyor buradan da. E buradan da şunlar birbirini götürdü. R kare 4 ise de buradan ne geldi o zaman? 2'ye eşit oldu. Ya da R yerine bak R, R kare kök 3 4 kök 3 eşit olacak ya. R yerine 2 yazarsan 4 kök 3. 2 yazdım 4 pi bölü iki de 2 pi geldi. O yüzden R'ye de direkt 2 diye de bulabilirdik arkadaşlar. Evet güzel bir soru. Sınavda çıkmaya aday bir soru. Bütün parça ilişkisini anlatan güzel sorulardan biri. Yani öncelikli olarak yarıçap bilgisi bizim için önemli. Ve bütünsel düşünce çok önemli. Ama buradaki bütünsel düşünce de ne çıktı karşımıza? Dilimler de karşımıza çıktı. Dikkat et. geldi örnek 23'e. Şekilde T ve K, T, D, M noktalarıdır. Şekildeki yarım çemberlerde diye başlaması lazım. Soru da belli zaten yarım çember. Yarım çember olarak algılayın tamam mı? Ya da soruyu ben değiştiririm. Şekildeki yarım çemberlerde T ve K, T, D, M noktalarıdır. Bir de A, B eşittir. 2A, P verilmiş. Hmm. Yani burası K iken burası ne verilmiş? 2K vermiş. K iken 2K. Şimdi bu çap ya yarım çember olduğundan. O zaman bunun tamamı 2K ise eğer şurası burası da K burası da K mı oldu? Evet. Sonra bir de PT'yi de 2 kök 3 olarak vermiş. E ne yapacağız? Bu da yarım çember olduğu için merkez burada. Anahtar kelimelerimizi kullanacağız kardeşim. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Bakalım güzel bir şey gelecek mi? Dur. Geldi bile bir şeyler. Hocam bunun yarı çapı K. Bunun da yarı çapı K. E burada ne var? 90'ın karşısı dikkat et. 2K hangi açının karşısı K'dır? 30'un. Yani burası 30 oldu. Burada kaç 60 oldu? 30 90sa hatta burası da 60 oldu mu? Oldu. He, ee, 30'un karşı karşısı ise 30'un karşısı hatta kaç yapıyor? 2 yapıyor. K'yi ne bulduk böylelikle? 2 bulduk. Tamam, devam. Şimdi ne yapacağız? Burada kalan isteniyor. Bak, burada kalan bütünsel düşün. Bu alandan neyi çıkartacaksın? Şunu ve şunu çıkartacaksın. Bu daire dilimlerini çıkartacaksın. Açılar da lazım olacak bana şimdi. Haydi bakalım devam o zaman. E ne yapalım burada hocam? Hocam şöyle bir dikdörtgen oluşturacak olursak yamuğun alanını bulmaya çalışacağız ya. Dikdörtgen oluşturdum. Şöyle. Hocam 60-90 ise burası 30 mu oldu? Evet. Hatta burası da 90 derece oldu. Bu 2 ise dikdörtgenden dolayı burası da 2. E, bunun yarıçapını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Sadece K'yı burada 2 biliyoruz. Ben buraya A dersem bunun yarı çapı A artı 2 iken burası da A artı 2 oldu. Bak burada bir dik üçgen var. Hatta 30-60-90 üçgeni 30'un karşısına iken 90'ın karşısının 2A olması lazım. Yani 2A eşittir. Şurası 2A. A artı 2 artı 2. A artı 2 artı 2. Yani buradan A kaça eşit oldu? 4'e eşit oldu. A'yı 4 bulduk. Yarı çap da 6 olmuş oldu. Dikkat. Et. Yarı çap 6. Burası 6. Burası da 6 oldu. E 30'un karşısı 4. 60'ı karşısı da 4 kökçü oldu burası. E hocam burası da 4 3 oldu. Haydi şimdi işimizi yapalım. Biz ne yapacağız? Hocam yamuğun alanından bu dilimleri çıkartacaktık. O dilimleri de şöyle göstereyim. Şu dilimi ve şu dilimi çıkartacağım. Yamuk eksi dilimler diyeceğiz. Evet yamuğun alanı belli. Alt taban artı üst taban. Yani ya dikdörtgen artı üçgen de diyebilirsin. Alt taban artı üst taban. 6 artı 2 çarp yükseklik. Yüksekliğimiz 4 kök 3. Böl 2. Eksi şu dilimin alanı yarı çapı 2. Merkez açımız 90 değil. Dikkat. 120 derece. Pi r kare. 120 bölü 360 Eksi. Hocam şuradaki 60'lık dilim. Dikkat et. Yarı çapı da 6. Pi r kare 60 bölü 360 yaptı. Buradan ne geldi? Şu 8 ile 2 sadeleşse 4. 16 kök 3 geldi. Eksi. Şu bölü 3 yaptı. 4 pi bölü 3 yaptı. Eksi. Bu da sıfırlar sadeleşsin. 36'lar sadeleşsin. 6 pi yaptı. Düzenleyecek olursak 16 kök 3 eksi. Şu eksi eksi yani Eksi 18 eksi 4 pi. Eksi 22 pi bölü 3 mi yapıyor? Aynen öyle. Cevabımız böylelikle 16 kök 3 eksi 22 pi bölü 3 yaptı arkadaşlar. Güzel bir soruydu bu da. Yine ne yaptık? Bütünsel. Yani böyle saçma sapan bir alan sorulduğu zaman bütünselliği düşünün. Bir bütün arayın. Yani o bütün dikdörtgen olur, kare olur, yamuk olur, dik yamuk olur, ikiz kenar yamuk olur. Herhangi bir şey olabilir. İşte o alana ait bir şeyi bulduk biz burada. Bütünseli şu yamuğun alanından dilimleri çıkarttık. Olay bitti. Tamam dostlar olay bu. Şimdi şurada kalalım. O bu özelliği ve sonrasını bir sonraki videoya bırakalım isterseniz. O zaman o zaman o zaman bir sonraki videoda şu özellik ve dilimin özelliğinden daire kesmesinin alanından bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.